Evet, kısa bir reklam arasının ardından Çuvaldız'a devam ediyoruz. Yatağan Belediye Başkanı Sayın Tuncer Tunçbilek stüdyoda konuğumuz. Yatağan ve turizmi konuşuyoruz. Yatağan da yeni hayata geçirilmeye düşünen projeler neler? Bunlar için ne yapılması gerekiyor? Bunu irdeliyoruz ama siz az önce Huzur Köyü. Yatağan'da çıktık. Yani turizmde neler yapmayı örnek göstererek yani bir... sadece yatağında kısılmayalım istersen Nurcan abla. Yani şu an böyle... yatağın belediye başkanı konuğumuz diye. Evet, hayır ben anlamda illa sizinle artık Bülent yok ya. Sayın Öztürk yok, sizinle tartışmak istemiyorum. Evet. Şimdi... ben de sizinle istemiyorum ama illa evet. Onun için girişimlerde bulunuyorsunuz. Sayın Başkan, biz örnek model bir yatağın projesiyle Denizli turizmine nasıl yön verebiliriz? Ben bunu tartışmak istiyorum. Örneğin bir Keloğlan arasında o başkanı kulaklar için nasıl ismi neydi? Adamı teşvik ettik. Daha sonra da o proje parasını da bu devlet adamın cebinden aldı. Recep Burhan eski değil mi? Belediye başkanı. Kulaklar için nasıl? Evet. Yani Recep Burhan o projeyi yaptırdı. Devlet dedi ki sen nasıl bunu yaptırırsın? Ver bakayım parayı. Değil mi? Adam ailemden kesildi. Yani orada da biraz günahınız var biliyorsun. Evet. Siz yaptırdınız onu. Ve şimdi Keloğlan mağarası ünlü bir turizme hizmet eden yer oldu. Ya, tabiri caizse keşfini biz yaptık. Yani hasbel kadar öyle bir emin var o mağarada. Evet. Gündeme getirdik. Kulaklar için nasıl eski valilerden Yusuf Ziya Göksu. Evet. Değil mi Sayın Başkanım? Başlattı, yaptırdı. Evet. Hatta biz o de... zamanki Acıbiyam Kaymakamı, şimdi Kepez Kaymakamı olan Mehmet Ali Özyiğit kardeşimiz. Senin bir plakete yazacağım bu hikaye dedi hep ama yazılmamış. Çok dönem değil, boşver. Hatta Yusuf Ziya Göksu'nun da bir sözü var lan. Keloğlan mağarası, Ahmet Deda da kel, onu buraya bir getireyim diye şey vermiş ama biz de çıvara yapıyoruz. Saçların uzuyor oraya gidince. Yeniden evet. Saç çıkıyor yani birkaç yani. Gece kalırsak. Evet. Şimdi bu artık kefe ailesi yerli turizmine oturdu. Yeni neler yapmamız gerekir ki yani diğer bölümlere hizmet etsin? Ya bir yenilikler ne olacak? Ya biraz yorgunluk mu var sizde? Veya bıkkınlık mı var yani? Yok, hiçbir şey yok. Gayet sağlıklıyız Allah'a şükür. Şimdi şöyle, burada başka ne yapabiliriz? Demin anlattım. Demin çok güzel bir şey değindiniz, evet. Alman yazarın bahsettiği gibi bir kere yürüyüş parkurları oluşturmamız lazım. Gayet müsait. Ama çıplak ayakla olur. Ama falan yaş grubu olur. Önemli değil bunlar. Kısa ve uzun, yani 2 saat sürecek bir parkur, 1 gün sürecek bir parkur oluşturulabilir. Ayrıca bahsettiğim gibi ev tipi, günübirlik, birkaç gün kalacak, çadırda kalamayan, daha rahatına düşkün insanlar için böyle bir imkan sunulabilir. Yok, asla başkanım, ona katılmıyorum. Lütfen bu işin ruhunu bozmayın, ne olur. Çünkü bakın, bir örnek vereceğim. Size daha önce de söyledim. Huzur Vadisi diye İngiliz gazeteci bir arkadaşın yaptığı bir yer var Göcek'te. Evet. Göcek'e 27 kilometre dağın eteğinde Kırgız Türklerine ait çadırlar ve bir havuz var. Hepsi bu. Eski bağ evi var. Otağı diyorsun ya. Otağlar var. Evet, Kırgız evet. Türklü çadır demeyeceğiz onlara. Kırgız otağı. Otaklar var. O tabii. 20 tane. Önemli bir konut. Otağlar biliyorsun bizim atalarımızın evet. Kaldığı evler. Akşam ayı ışığını seyrediyor. Ben ona ev değil saray diyorum. Yani her kadar türlü önemli. Elektronik aygıt da yasak. Evet. Yani kapitalizmden bunalanlar buraya dinlenmeye geliyorlar. Evet. Şimdi bunlar olabilir. Yani bu tür şeyler de düşünüyorum. Demin dedim ya geniş diye. Birçok proje geliştirebiliriz. Yapılabilir. Şimdi, adım adım. Sayın Tunçbilek, az önce de söylediniz ya hani bir Alman gazeteci bile geliyor. Evet. Buradaki zenginliği görünce bir şekilde buranın canlanması için yani kendine bir misyon yükleniyor. Evet. Ve gidiyor internet sitesinde burayı anlatıyor. 5 milyon okuyucusu olan bir gazeteci bu. Şimdi hani bize gelirsek anlattığınız projeler çok güzel. Ciddi anlamda Denizli'yi, yatağını bir yerlere taşıyacak turizm adına önemli projeler. Ne yapmamız lazım? Mesela medya ne yapması lazım? Yönetimler ne yapması lazım? Biz bu projeyi nasıl harekete geçireceğiz? Şimdi çok güzel sordunuz. Bir kere demin dedim ana arter yoldan turist otobüsleri geçiyor mu? Geçiyor. Bunların yönlendirici firmaları var. Bunlara gideceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş bizim yatağın şöyle bir yerdir buraya girin. Otobüsleri buraya sokun. Fakat turist geldiğinde ne lazım? Hijyenik bir
WC lazım, tuvalet lazım. Bunu yaparız belediye imkanlarıyla. Efendim, hijyenik bir mutfak lazım ama yerel yemekler, ama ulusal yemekler, ama Alman, İngiliz yemekleri fark etmiyor. Hijyenik bir mutfak. Küçük bir müze. Bunu düşünüyoruz. Hatta Allah gani gani rahmet eylesin, Ömer Usta dediğimiz, yıllarca kooperatifçilik yapan, tarlacılık yapan babamın arkadaşlarından bir amcamızın evini, çocukları dediler ki müze yapacaksanız verelim dediler. Mesela orayı yapabiliriz. Efendim, bizim eski bir okulumuz var. Koruma kurulu şeye almış, korumaya almış. Orayı özel daireye müracaat ettik. Onun bir fonu var. Oradan para ayrılırsa, ki ayrılacak, Sayın Genel Sekreterimiz onun da sözünü verdi, müjdesini verdi. Orayı yaptırabiliriz. Orada Türkiye'nin ilk ve tek bıçak müzesini kurabiliriz. Evet. Bunlar çok ilginç şeyler. Yabancı yerli turistlerin çok ilgisini çekiyor. Efendim, bir de gönlümdeki imkan bulamıyorum. Yok, çünkü bizim bütçelerimiz sıfır, sıfırın altında, borçlu. Şimdi ama bunu kaymakamlıklar, fonlar, köylere hizmet birliği, özel daireler, valilikler yaptırabiliyor. Geçen de biz Aysiyat grubuyla